Herkese merhabalar. Uzunca bir süredir maalesef sizlerle yeni videolarla birlikte olamadım. Biliyorum bu sizin üzerinizde de olumsuz bir etki oluşturuyor. Yeni bir videonun yüklenmesi sizi de egzersiz yapma konusunda, spor yapma konusunda motive ediyor ama Zaman zaman odağımın değişmesi, bazen bazı çalışmalara konsantre olamamam ya da günlük bir takım sıkıntılar maalesef yeni videoların gelmesi konusunda, hazırlamam konusunda bana engel oldu biraz. Bu yüzden affınızı istiyorum, özür diliyorum sizlerden. Lakin emin olun ki bırakmak niyetinde değilim. İleri aşamalara taşımayı planladığım bir program bu. Aslında biraz da bu yüzden bugünkü konuyu seçtim sizler için tembellik dediğimiz şeyin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun bizim fıtratımızdaki yerini anlamaya çalışacağız iş yapma konusunda ayran gönüllü olma ya da işler arasındaki yapmamız gereken işler arasındaki önem sırasını belirleyememe, zamanımızı planlayamama. Biraz bunlar üzerinden konuşacağız bugün. Lakin aranızdan birçoğu çalışmalara devam etti, eski videolar üzerinden devam etti. Belki şunu yapanlar da vardır hatalı olarak. Önlerine çıkan tek bir video üzerinden sadece onu çalışarak da gidiyor olabilirler. Onlar için şöyle bir hatırlatma yapayım videolarımız birinci videodan itibaren belli bir düzende işliyor. Özellikle de fiziksel hastalıkları olanlar için ya da fiziksel sıkıntıları olanlar için. Çünkü ne konuşmuştuk? Eğer bir hastalık söz konusuysa önce onun tedavisiyle ilgileneceğiz. Daha sonra bu egzersizleri çalışmaya başlayacağız. Böyle söylemiştik ve bunun üzerine de bir takım anlatımlarda bulunmuştuk omuz rahatsızlığı ile ilgili, diz rahatsızlığı ile ilgili, bel boyun fıtığı ile ilgili ki en çok karşılaşılan rahatsızlıklar bunlar, en sık karşılaşılan. Ya da en azından bu çalışmayı yapmanıza engel olabilecek, engel teşkil edilebilecek hastalıklar bunlar. Bu sebeple bunlar üzerinden konuşmalar yapmıştık. Esneme egzersizleriyle devam ediyoruz. Aslında sanırım bitirmek üzereyiz. Artık ben hareketlerin takibinden ziyade anlatacağım konuya sanırım daha çok adapte oluyorum. Ama sizler de zaten özellikle de birinci videodan itibaren takip edenler egzersizler konusunda zaten öğrendiniz. Yaklaşık iki ay oldu sanırım bu seriyi biz çalışmaya başlayalım bir buçuk aydan daha fazla oldu. Evet iki ay oldu yaklaşık. Dolayısıyla zaten sizler hayli yol kat ettiniz. Ama hala sıkıntısı olanlar varsa lütfen benimle paylaşmayı ihmal etmesinler. Esneme egzersizlerinden nasıl bir etki alıyorlar onu çok merak ediyorum. Özellikle onunla ilgili sizlerden yorum gelirse çok memnun olurum. Sizlerden tabi yorum geldiğinde ben yeni videoyu Aradan kaç gün geçiyor ya da bir ertesi gün en erken yayınlayabildiğim için hemen o gün belki video içerisinde cevaplayamayabilirim ama sizlerden gelen soruları özellikle videolar içerisinde yanıtlamak istiyorum ki yazarken kısıtlı bir anlatımda bulunabiliyorum ancak ama sözlü olarak anlattığımda daha fazla ayrıntıya girebiliyorum bu sebeple böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ama yeni bir video yükleyemeyeceksem yazılı olarak da sizlere dönüş yapıyorum zaten biliyorsunuz. Şimdi bugün konumuz tembellik dedik ama tembelliğin ne olduğunu bir anlamamız gerekli. Yani bizler hakikaten tembel miyiz? Hiçbir insanın karakteri birbiriyle eşdeğer değil. Belki birbirine yakın seyredebilir. Nasıl ki yüz simamız, vücut şeklimiz, en yakınımız anne babamıza çok benzer olsa da ya da karakterlerimiz anne babalarımıza benzer olsa da onların bizi yetiştirmesi sebebiyle de aslında bu durum söz konusu. Yani karakter dediğimiz şey bulunduğumuz sosyal çevreyle beraber şekilleniyor. Ama ya kendimizde ya da çocuklarımızla gördüğümüz bir durum var. Şimdi çocuklarda dikkat toplayamama, bir şeye dikkat kesilememe mesela ödevleri yapma konusunda ya da derli toplu bir odaya sahip olma konusunda ya da onlardaki bir takım tembellikler, görevlerini yerine getirme konusunda ya da sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksizlikler, aşırı hareketlilik söz konusu olduğu zaman ya da okul başarısında düşüş olduğu zaman hemen şu konuya dikkat kesiliyoruz. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği Lakin bu durum yetişkinlerde de görülebiliyor. Ama tabii işin ayrımını yapacak olanlar psikologlar. Psikoterapi de bu konuda belki alınmalı, belki değil, mutlaka alınmalı. Ben psikoterapinin ilaçlardan çok daha etkili olduğunu düşünüyorum. Böyle inanıyorum ama bu benim şahsi kanaatim. Yani bu konuda bir deneyim sahibi olarak söylemiyorum. Sadece kendi fikrim. Lakin ciddi durumlarda psikiyatrlardan psikiyatrlar daha doğrusu ilaç tedavisini de uygun görüyorlar. Ve bununla ilgili ilaç kullanan çocuklarımız da vardır çevrenizde. Artık çünkü çok fazla görülmeye başladı. Tabii bunda şunun da etkisi var. Paketli gıdalar, onlara katılan ekstra malzemeler, e artık yediğimiz içtiğimiz her şeyin içinde zirai ilaçlama ya da gübreleme olması doğaldan uzaklaşıyor olmamız bunların da etkisi var. Bununla ilgili birçok çalışma var aslına bakarsanız hem tedavi anlamında hem de akademik çalışmalar olarak yani bunlar buna etki ediyor mu? İçtiğimiz su bile bozuldu artık doğal kaynağından su içmiyoruz. Örneğin ben ki benim yaşadığım şehirde suyumuz çok güzel geliyor. Getirenden de Allah razı olsun yanılmıyorsam Hamza Bey de Allah ondan razı olsun. Ama mesela memlekete gidiyorum Rize'ye oradaki su bambaşka. Yani suyun işte kireci, kloru o su bu su vesaire. Lakin mevzu şu artık doğalından bile su içmiyoruz. O bile bozuldu ki vücudumuzun %70'i su. Bununla ilgili bilinçaltı temizliğiydi sanırım videonun adı. O videoda bundan bahsetmiştim. Burada da biraz değinmek istiyorum. Tüm bunlar bizim fıtratımızın bozulmasına neden olabiliyor. Oluyor hatta. Fıtrat dediğimiz şeyi de biraz açmalıyız. Cep telefonlarımız üzerinden örnek vereyim. Cep telefonlarımızı alırız o fabrika ayarları halinde. İşte fıtrat dediğimiz onun o hali. Sonra üzerine istediğimiz programları yükleriz, zil sesini değiştiririz, işte titreşim ayarını değiştiririz vesaire vesaire. Kendimize uyarlarız onu. Ama fıtrat dediğimiz mesele yani insanın kendi mahiyeti hemen hemen herkes aynıdır. Yani DNA'mız daha doğrusu aynı olduğu için ham yapıda insan fıtratı bellidir. İnsanın yapısı ya da tavrı, davranışı, edası, osu, busu bellidir çıkardığımız sesler bile tonları değişse dahi çıkardığımız sesler bile bellidir. Hiçbir insan fıtratında böğürmeyi kullanmaz mesela. Konuşamıyor olsa bile bebekler agubugu derler mesela. Çünkü bu fıtrattan gelen bir şeydir. Ben çok iyi anlatamasam bile sizler ne demek istediğimi anladınız. Bizim fıtratımızda işte bir takım bozulmalara neden oluyor. Hatta DNA'mızın işleyişinde bozulmalara neden oluyor. Ki bununla ilgili de bir videoda bahsetmiştim. Her gün milyonlarca DNA zinciri açılır, kapanır, işlenir, tekrar kapanır, açılır, işlenir. Ama bu milyonlarca kez yapılır. O kadar çok ki bu sayede vücudumuzda bir hormon salgılanabilir. Bu sayede açlığımızı tokluk hormonumuz vesaire açlığımızı bastırabilir. Ya da böbreklerimiz çalışabilir, karaciğerimizdeki enzimler faaliyet gösterebilir, dolaşım sistemimiz, vücut ısı sistemimiz, aklınıza gelebilecek her şey, uykumuz, uyanmamız hepsi bir DNA zincirinin açılıp işlenip kapanabilme, kapanabilmesi sayesinde olur. Ama lakin yediklerimizden, içtiklerimizden bazen Özellikle de çok sık kullanmıyorsak bazı zincirleri, bazı işleyişleri unuttuysak mesela yağ yakımı gibi çünkü daha çok depolamaya çalışıyor vücut. Daha doğrusu o yöne meyil gösteriyor. Çünkü sürekli fazla gıda geliyor vücuda. İhtiyacımızdan fazla yediğimizi herkes için söylemiyorum elbette ama özellikle kiloluysak ben kendim için de bunu şu an böyle düşünüyorum. İhtiyacımızdan fazla yediğimizi biliyoruz. Dolayısıyla sürekli bir depolama işlemi söz konusu ama beraberinde bir yağ yakma işlemi söz konusu değil. Bir de üstüne dışarıdan etkilerle bozulma geldiği zaman işte bu DNA zincirlerinin açılıp kapanması ya da işlenmesi sekteye uğrayabiliyor ve sonrasında artık bu işlemi yapamıyor hale gelebiliyoruz. Hani ben gençliğimde de bu kadar yiyordum ama kilo almıyordum. Şimdi neden böyle oluyor? Birincisi metabol metabolizmamız artık gençliğimizdeki gibi değil. Yani motor gücümüz düştü. Araç gibi düşünürseniz, araba gibi düşünürseniz vücudumuzun motor gücü düştü. İkincisi bir takım bozulmalara maruz kaldık. İşte bunlar bizde maalesef kilo almaya neden olabiliyor. Ama beslenme tarzımız da maalesef fıtratımızda bir takım değişmelere neden olabiliyor. Yani yöresel bakarsanız mesela işte bir doğunun insanıyla ya da bir Karadenizli bir bireyle Samsun'dan ya da Bursa'dan bir birey her ne kadar biz Anadolu içerisinde aslında çok büyük farklılık göstermesek bile ya da şöyle düşünebilirsiniz bir Ekvator insanıyla bir e, Kutup insanı bir bireyle aynı değil böyle düşünebilirsiniz bazen beslenme bile ya da iklim koşulları bile farklılık gösterebilir. Bizim karakterimizle alakalı bir takım değişikliklerin oluşması neden olabilir. Örneğin Doğu Karadeniz insanı daha hızlıdır. Daha çabuk işine başlayıp hemen bitirme yönündedir. Eli daha çabuktur. Neden? Çünkü orada yağmur çat diye gelir. Çat diye fırtına kopar. Bastırır. Yağar kendini döker ve gider. Dolayısıyla her an çok sık yağmur yağdığı için her an o yağmura yakalanma düşüncesi bilinçaltımına artık yerleşmiş olduğu için oranın insanının mesela onlar da bizler de halay çekiyoruz ama bir bizim halayımıza bakın yani horonumuza bakın bir de efelerin oyununa bakın. Yani burada bir yağmurun etkisi, bir iklimin etkisi bile bizim karakterimize ya da davranış özelliklerimize etki edebiliyor, onu değiştirebiliyor. Konuşma tarzımızı bile değiştirebiliyor. Karadeniz'ler, Doğu Karadeniz'ler bizler daha hızlı konuşuruz mesela. Birçok kez beni izleyenler de uyarıyor. Çok hızlı anlatıyorsun, anlamıyorum diye. Ama yavaş konuştuğumda da başkaları sıkılıyor. Yani bunun için bununla ilgili benim bir orta noktasını bulabilmem çok zor oluyor. Bazen de konuya kendimi çok kaptırıyorum. O yüzden de biraz hızlı konuşuyor olabilirim. Çünkü anlatacak çok fazla şey var ama zaman yok. Uzun videolar geldiği zaman e, kimisi tabii internet kapasitesi ya da hmm, sınırsız internet kullanmıyor olabilir, mobil internet üzerinden izliyor olabilir. Onlar da videoların daha kısa olmasını talep ediyorlar haklı olarak çok fazla internetlere gitmesin diye. Ama dediğim gibi herkese aynı anda mutlu etmenin imkanı yok. Neyse biz dönelim fıtrat meselesine, bu tembellik meselesine. Vücutta bir takım sıkıntılar geliştiği zaman bazen bir hormonun daha fazla ya da daha az salgılanması, Bazen bazı vitamin ya da minerallerin vücudumuzda yeterince bulunmaması, hatta bu durum çocukluğumuzdan itibaren süre geliyor olabilir. Yaşadığımız topraklardaki gıdalarda mesela yeterince magnezyum olmuyor olabilir. Ya da bağışıklık sistemiyle ilgili bir sıkıntımız vardır. Çok sık hastalanıyoruzdur. Vücudumuzda sürekli bir enflamasyon, sürekli bir yangı hali, yani sürekli bir iyileşme çabası. Dolayısıyla magnezyumu çok yoğun tüketiyor olabiliriz. Bundan dolayı da vücuttaki diğer işleyişlere yeterli magnezyum kalmıyor olabilir. Bu tarz sadece magnezyum üzerinden düşünmeyin yalnız. Hani anlatacaklarımı dinlediğiniz zaman aklınıza şu da gelecek belki. Magnezyum eksikliğine bağlı ortaya çıkan semptomlar yani belirtilerle ilgili bir video vardı biliyorsunuzdur. Onları izleyenler hatırlar. Anlattığım bazı şeyler size onu da anımsatacak. Ya da D vitamini eksikliği. Örneğin güneş alerjisi olabilir kişinin olabiliyor maalesef güneşe bile alerjik olabiliyor vücudumuz bünyemiz. Tabii bunda ta doğum sürecine kadar gider. Doğum sürecinde alırız ilk faydalı bakterilerimizi. Annemizden alırız. Bu normal doğum olduğunda olur ama sezaryen doğumlarda bu tarz sıkıntılar yaşanabilir. Anneden faydalı bakteriler alınamaz. Dolayısıyla da sağlıklı bir bağırsak floramızda olmaz, cilt floramızda olmaz. Çünkü ilk bakterileri hem cilt üzerinden alıyoruz hem ağız yoluyla o doğum sırasında ağız yoluyla da alıyoruz. Her türlü alıyoruz yani bebekken öyle söyleyeyim size. Ama sezaryen doğumda böyle bir durum söz konusu olmuyor. Bir ameliyat söz konusu ve gayet steril bir ortamda yapılıyor bir şekilde yapılıyor ve anneden yeterli bakterileri alamıyoruz. Dolayısıyla da sağlıklı bir flora oluşturamıyoruz. Flora dediğimiz şey ne? Bu, bu vücudumuzdaki mikrobiyota dediğimiz bakteriler, virüsler, bizim hücrelerimiz dışında taşıdığımız hücreleri kastediyorum flora derken. Mesela bağırsak florası ya da işte cilt florası. Bir özel bir yapı oluşturuyor hem kendi hücrelerimiz hem de o yabancı hücrelerle. Bu yabancı hücrelerin, yabancı yapıların bazıları bizim için faydalı, bazıları bizim için zararlı. Ama nasıl zararlı? Belli ve doğru orantılı düzeyde ya da yeter miktardaysa bir zararı yok. Çünkü zararlı olmalarına rağmen onlara da ihtiyacımız var. Ama olması gereken oranın üstünde olduğu zaman işte orada sıkıntı oluyor. Orada bizim için zararlı oluyor. Çünkü bizim yediklerimizi bağırsak üzerinden örnek vereyim. Çünkü en çok bağırsaktaki o bakteri florası ile ilgili bilgi aldınız, bilgi bombardımanı aldınız bugüne kadar. Bağırsaklarda hem faydalı hem zararlı bakteriler bir arada bir aradadırlar. Ama bizim beslenme şeklimize göre. Örneğin daha şekerli, daha karbonhidratlı besleniyorsak, sebze ya da protein. Proteini burada biraz uzakta tutalım. Çünkü protein midede sindirilip yapı taşı formu halinde geliyor ve bu bakterilerin ne kadar proteini besin olarak kullanıyor bilmiyorum böyle bir durum olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Ama sebzeler ve basit karbonhidratlar üzerinden, unlu mamuller ya da nişastalı gıdalar üzerinden gidelim. Kötü karbon kötü bakteriler, çok özür dilerim. Kötü bakteriler işte unlu mamulleri, nişastalı ürünleri daha çok severler. Onlar daha çok onu tüketirler. Dolayısıyla daha fazla besin geldiğinde onlara İyi bakterilere daha az besin geldiğinde bu kötü bakteriler iyi bakterilerle sürekli savaş halinde oldukları için aynı ortamda yaşıyorlar çünkü birinin varlığı diğerinin varlığına bağlı. Onlar daha çok beslendiğinde daha çok daha fazla ürüyorlar ve iyi bakterilerin de yok olmasına neden oluyorlar. Biz daha çok sebze tüketirsek ya da bunu şöyle söyleyeyim yani hiç basit ürün kullanmamak da doğru değil. Yani kötü bakterilerin tamamını bağırsaktan göndermek de doğru değil. Dediğim gibi sayıca dengede olmaları önemli. Çünkü kötü bakteriler olsa bile onların da varlığına ihtiyacımız var. Sebze ve basit karbonhidrat dediğimiz bu unlu, nişastalı, patates de mesela nişastalıdır. Pirinç de bildiğimiz pirinç pilavı da nişastalıdır. Bu sebeple pirinci yıkarız önceden iyice hani o fazladan nişastası akıp gitsin diye. Hem daha lezzetli olur pilavımız. Bunlardan da yemeğe ihtiyacımız var. Sadece o bakterileri beslemek için değil. Ama sebze yediğimizde işte nişastalı unlu mamuller yediğimiz arasında bir denge olmazsa bilin ki bağırsağımızda da bir denge olmuyor. Tabi burada antibiyotik kullanımı da çok önemli. Çünkü antibiyotikler iyi ya da kötü tüm bakterileri öldürürler vücudumuzda. Dolayısıyla yakın zamanda sık ya da bir kez bile olsa antibiyotik kullanmanız gerekmişse dişiniz için olabilir, içi, yaşadığınız geçirdiğiniz rahatsızlıkla alakalı olabilir. Kullandıysanız mutlaka bakteri takviyesi yapmak zorundasınız. Çünkü o antibiyotin etkisi geçtikten sonra kötü bakteriler tekrar hemen kolayca vücuda nüfuz edebilir. Hem yediklerimiz üzerinden, hem giydiklerimiz üzerinden, dolaşıp gezdiğimiz, dokunduğumuz yerler üzerinden vücuda çok çabuk adapte olabilir, kanalize olabilir, giriş yapabilir ama faydalı bakterilere o kadar çabuk maruz kalamıyoruz. Neler bize faydalı bakteri sağlar? Yoğurt, kefir, turşu, sirke. Bunlar en sık akla gelen, en kolay akla gelen faydalı bakteri kaynağımız. Fermente ürünler yani. Ama fermente deyince bozulmuş, kokuşmuş gıdaları kastetmiyorum. Fermentasyona maruz kalan, işte fermentasyon dediğimiz şey ne? O turşunun turşu olma süreci. Budur fermentasyon ve fermente gıdalar dediğimiz zaman aklınıza bu gelsin. Bu turşuvari gıdalar, turşulaştırılmış gıdalar gelsin aklınıza. Bunları tükettiğimiz zaman faydalı bakterilere sahip olabiliyoruz. Ama şu var tükettiğimizde e, mide asidinden geçiyor bunlar. Yani biz bir güzel turşu suyu içtik ya da sirkeli su içtik. Ya da salatalarımızda tüketiyoruz, turşular yiyoruz, kefir içiyoruz, yoğurt yiyoruz. E bu bakterilerin hepsi hop diye bağırsağa gitmiyor. Önce bir mideye geliyor, oradaki asitle ölüyor. Kalan sağlar bizimdir. Onlar bağırsağa geçebiliyor. Bu geçiş daha zor oluyor elbette. Bu sebeple probiyotik takviyesi kullanılır. Bazı hastalıklar söz konusu olduğunda. Tembellik diye biz konuya girdik ama. Anladığınız üzere biraz hiperaktiviteden bahsedeceğiz. Sadece çocuklar için değil, yetişkinlerde asıl mevzudan da bahsedeceğiz. Tabii böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız kendinizle ilgili ya da çocuğunuzla ilgili o zaman mutlaka bir psikiyatra gitmeniz gerekli. Ki beraberinde de bir psikologla da aslında bir psikoterapi seansı yürütseniz çok daha mükemmel olur. Ama biz işin fizyolojik tarafını konuşmaya çalışacağız. Beslenme ayağını konuşmaya çalışacağız. Nasıl etki ettiğini zaten anlattık birçoğunu. Dolayısıyla beslenme dediğimiz şey bile bizim fıtratımızı değiştirir. Hatta karakterimizi değiştirir. Örneğin hiperaktivite denen ya da dikkat eksikliği denilen bir hastalıktan haberdar olmasaydık şayet çok hareketli olan çocuklarımızı çok daha dürtüsel davranan, bu sebeple de hırçın olan, belki akranlarına karşı işte böyle vurma, itme vesaire, hatta sık yalan söyleyebilme, belki özgüven eksikliği yaşayabilmesi. Çünkü başarıyla ilgili de sıkıntılar oluyor çocuklarımızın. Okul başarıları düşüyor, odaklanamıyorlar. Sürekli vücutlarında bir enerji var ve bu enerjiyi atacak yerde bulamıyorlar. Bu yüzden fiziksel aktivite ya da dışarıda oyun oynamaları, koşup zıplamaları hiperaktivite de çocuk çocuklara çok iyi gelir. Onları sakinleştirir, daha rahat odaklanırlar. Özellikle de doğada. Yani bir oyun parkını kastetmiyorum. Hele ki oyun parklarına bence hiç götürmeyin çocuklarınız eğer plastikten yapılmaysa. Şimdi yeni yapılan çocuk parkları artık ahşap yapılıyor. Bunu düşünenden de Allah razı olsun. O kaydırakları da metal yapıyorlar. Yan tarafları yine ahşap. Kaydırakların kendisi metal oluyor. Bizim Sinop'ta yeni yapılan bu Toki'nin yaptığı millet bahçeleri yapılıyor ya biliyorsunuz. Toki'nin yaptığı oyun parkında çok güzel bir konseptle böyle batık bir korsan gemisi vesaire gibi batık gemiler şeklinde bir konsept düzenleyerek daha doğrusu iki tane böyle park yaptılar. Biri tersane tarafına. Sinop'a gelirseniz inşallah gezersiniz. Biri de daha böyle şehrin merkezinde bir yere. İkisi de ahşap. Sadece halat yani ip tarzı şeyler kullanıldı. Tahta ve metal kullanıldı. Bunlar vücuttaki elektriklenmeyi önleyen şeyler. Ama eski parkımız tabii çok daha kapsamlı bir park. Lakin tamamıyla plastik. Ve çocuk kaydıraktan kayıyor çocuğu alacaksınız. Mesela düşmesin hani ucundan diye. Sizi elektrik çarpıyor evladınızdan ya da dokunduğunuz o plastikten. Bu hiç güzel bir şey değil. O parkı ne zaman götürecek olsak çünkü bazen istiyorlar. Orası daha büyük, daha eğlenceli, böyle çok daha uzun kaydırakları var vesaire. O zaman oradan çıktıktan sonra hemen toprağa bastırıyorum yeğenimi ve oğlumu. Ki o negatif enerji vücuttan atılabilsin. O fazladan enerji vücuttan atılabilsin diye. Ama genel olarak orayı kullanmıyorum. Çok tercih etmiyorum. Benim oğlum böyle çok ufaklığından beri alıştığı için sağlıkla ilgili şeylerin konuşulmasına vesaire bunu da anlattığımda anlıyor evet orası iyi değil burası benim için sağlıklı burada vücudum elektrik yüklenmiyor deyip o da ahşap olan parka gitmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla bu sıkıntıdan biraz olsun kurtulduk ama hiperaktivite ile ilgili sıkıntı yaşayan çocuklar bazen oyun oynamakta da güçlük çekebiliyorlar. Yani normalde çok hareketli böyle patlayacak bir bomba gibi elinizin altında ama parka götürüyorsunuz hiçbir şey yapmıyor olduğu yerde duruyor. Çünkü belki oradaki çocuklarla iletişim kuramıyor. Maalesef böyle sıkıntıları da olabiliyor. Dolayısıyla bu tarz şeyler çocuklarda özgüven eksikliğine de neden oluyor. Ama geçmişte bu hastalık çok bilinmiyordu. Bu çocuklara da işte yaramaz yani bazı terimleri, bazı kelimeleri kullanmak istemiyorum açıkçası. Çok zeki olmadıkları düşünüyordu vesaire vesaire. Aslında bunun zekasıyla falan hiçbir alakası yok. Odaklanamadığı için elbette öğrenmede güçlük çekiyor. Ama bu onun zekasının daha az olduğunun bir göstergesi değil. Şimdi artık bunları biliyoruz ama o dönemler bilinmiyordu ve bu durum bir karakter meselesi zannediliyordu ve Hiperaktivite dikkat bozukluğuyla ilgili yabancı dili olanlar özellikle mutlaka araştırsınlar. Tonlarca makale yazılı. Faydalı bakteriler, bağırsaklardaki faydalı bakterilerle ilgili. Benim hiperaktivite ve dikkat bozukluğu olan bir yakınımı çok yakından inceleme fırsatı bulmuştum. Ki e, o zaman kendi annesi de bu konuda e, çok bazı şeylerin farkında değildi. Daha doğrusu şimdi anlatacaklarım farkında değildi. Yoksa durumun farkındaydı elbette. Çok zeki, inanılmaz zeki bir çocuktu bu arada. Anlatamam size yaşına göre. Ama lakin sosyal ilişkileri bozuktu, e, kabaydı, hırçındı, ağır kelimeler kullanabiliyordu. Hani saygısız demek istemiyorum ama çok ağır kelimeler kullanabiliyordu o hırçınlıkla beraber. Lakin haftada bir bile zor tuvalete çıkıyordu. Yani dışkı yerine çocuk taş çıkarmaya çalışıyordu vücudundan. O kadar ciddi bir kabızlığı vardı ki bazen bir saate yakın tuvalette kalması gerekiyordu ve yine de bağırsaklarını boşaltamıyordu. Çok büyük sıkıntıları vardı. Bu benim için o dönem daha yeni psikonöroimmünoloji masterını almıştım. Daha yeni öğrendiğim bilgilerde bu kadar agresif bir örnek yani tüm özellikleri kendinde barındıran bir örnek görmek benim açımdan çok pekiştirici olmuştu. Çünkü hiperaktivite ve dikkat bozukluğu olan çocukların çoğunda gaz problemi vardır. Her zaman kabız olmayabilirler. Yani bağırsaktaki ilgi, bozukluk söz konusu olduğunda her zaman kabuz olmasını beklemeyiz insanların. Sık sık ishal oluyorlarsa bu da aynı durumdur. Ya bir şey yer ishal olur çocuğunuz birdenbire. Aynı durum bizlerde de var bu arada. Çocuklar üzerinden anlatıyorum ki çocuklarda çünkü bu hiperaktivite dikkat dağınıklığı kavramını onlarda daha iyi tanıyoruz. Ama biz biraz da yetişkinlerden bahsedeceğiz. Hani tembellik dedik ya Tembel miyiz acaba gerçekten? Ayran gönüllü müyüz? Bir işten diğerine koşuyoruz ya da bir türlü başladığımız bir işi tamamlayamıyoruz ya da bir türlü bir işe başlayamıyoruz. Aslında yapacağımız şey çok basit ama bir türlü başlayamıyoruz. Makineye çamaşırları attık ama bir türlü onları oradan çıkartamıyoruz. Aradan belki bir gün iki gün geçiyor. Şimdi kimse kimseyi eleştirmesin. İnanın bu durumu yaşayanlar var. Zaman zaman bazen benim de başıma gelir. Bazen unuturum. Bazense o basit işlem benim için sanki arada kocaman bir dağ varmış da onu aşmam gerekiyormuş gibi olur. Zaman zaman yani stresli olduğumuz dönemlerde bazı belirtiler daha öne çıkabilir. Bu sebeple de normalde daha disiplinli olsak bile Bazen bu disiplin elden kaçabilir. Sonra o çamaşırlar yeniden yıkanır falan artık mecburen makineden vaktinde çıkarılır, asılır, kurutulur bilmem ne. Bu sefer de sepette kalır bir türlü katlanamaz. Ya da bulaşıklar üst üste bir türlü makineye dizemeyiz. Ya da iki tane bulaşık bir türlü onları yıkayamayız. İki tane iki tane dağ gibi bulaşıklarımız olur. Bizlerde de oluyor bu durum. Üçü yapmak mesela. Bir başlasak ufak ufak olacak bitecek ama bir türlü yapamayız dağ gibi birikir bu ütüler. Bazıları özgüveni daha az zedelenmiş olanlar bireyler şöyle derler. Ya bunlar benim yapmam gereken diğer işler arasında o kadar önemsiz bir sırada ki ama işte ne yaparsın? Onların da bahanesi vardır. Özgüven yerindedir yani. Ben önemli bir insanım. Önemli işler yapıyorum. Üç yapmak benim için Önemli bir iş değil o yüzden onu hep listenin en sonuna bırakıyorum. Bu kendimizle ilgili bir kandırma. Tabii şöyle düşünmeyin. Sadece bunu hanımlar için söylemiyorum. Yani ben şöyle düşünen biri değilim. Bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sünnetinden de gözlemlediğim için, hadislerinden de okuduğum için böyle söylüyorum. Feminist bir insan değilim yanlış anlamayın. Evli insanlarda bir evlilik birliği söz konusu olduğunda evdeki tüm işlerin sorumluluğu her iki taraftadır da. Ama bizim toplumumuzda bu görev kadına yüklenmiş. Belki kadın uzunca bir süre çalışma hayatının içerisinde belki olmadığından. Ama bakıyorum mesela bir örnek olarak, örnek insan birey olarak onu aldığım için bakıyorum. Kendi söküğünü kendi dikermiş, yeri gelir evi süpürürmüş, temizlermiş, yardımcı olurmuş evin düzenine. O yüzden hani lütfen bu işi böyle algılayıp beni de eğer izleyen beyler varsa feminist olarak görmesinler. Benim bakış açım bambaşka, örnek aldığım kişi de bambaşka. Bu yanlış anlaşılmanın önüne geçeyim. Peki yetişkinlerde bu durum nasıl oluyor? Çocukluğumuzda hiperaktivitemiz vardı ve bu anlaşılmadı, fark edilmedi. Yetişkinlikte bu durum nasıl oluyor? Bu kişileri şöyle görebilirsiniz. Çok fazla konuşurlar sürekli bir şeylerden bahsederler. Hatta araya sizi bile girmenize, bir katkıda bulunmanıza müsaade etmeyebilirler. Belki sizi bir de dinlemeyebilirler. Eşlerinizle ilgili hep böyle bunun parodileri yapılır ya hanımlar. Bazen işte eşine bir şeyler anlatır, sorar. Eşten haha evet tabii tabii gibi cevaplar gelir sürekli. Sonra der ki işte ben Kuzey Kıbrıs'a taşınıyorum gibi absürt bir kelime kullanır. Eşten yine şöyle bir cümle karşılık gelir. Ha tamam tamam olur tabii tabii. Nasıl istersen. Aslında dinlemiyordur sizi. Hani bunun paradüleri yapılır. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bu beylerde de hanımlarda da olabilir bu arada. Çok fazla cinsiyet seçen bir hastalık değildir. Daha doğrusu durum değildir. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği. Odaklanamazlar. Dolayısıyla odaklanamamanın öğrenme ile ilgili güçlükleri de olur. Mesela yeni gelişen teknolojiye çok rahat ayak uyduramazlar yenilikleri öğrenme konusunda konsantre olmaları gerekli. Bakarlar bakarlar ama baktıkları yerde bir türlü bir şey göremezler. Bu özellikle çocuklarda çok olur. Aslında bilebilecekleri bir soruyu sorarsınız onlara. Bilebileceklerinden eminsiniz ama bakar 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 soruya bir türlü cevap veremez. İşte bu odaklanamama ile alakalı bir durumdur ve biz yetişkinlerde de görülebilir. Keza az önce verdiğim örnekler. Mesela Sürekli kafanızda işleri bir sıraya koyarsınız ama bir türlü o sıra bir önem sırasına uymaz. Daha önemsiz işlerle daha fazla zaman geçirilir. Önemli olan işlere bir türlü zaman ayıramayız. El işi yapar mesela. Bir el işini bitirmeden başka bir el işine geçer. Bir, de, bir yerde makrome yapıyordur. Öbür yerde etamine başlar. Oradan başka bir yere geçer. Resim yapmaya merak sarar. Ama orada belki aradığını bulamaz. Belki tatmini olamaz. Oradan geçer. Ya ben spora başlayayım en iyisi gibi. Böyle alakasız şeylerle sürekli bir yerden bir yere. Bu insanlara da biz ayran gönüllü diyoruz. Hayır ayran gönüllü değiller. Bir şey arıyorlar gibi yani zamanlarını kaliteli geçirmek istiyorlar, doldurmak istiyorlar. Ama sevecekleri bir şeyi bulamıyorlar. Çünkü bu durumu yaşayan insanlar sevecekleri, ilgilerini çeken bir şey buldukları zaman ona çok iyi konsantre olabiliyorlar. Çocuklukta hiperaktivite olarak gözüken bu durum yetişkinlikte Artık enerjinin de şekil değiştirmesiyle ilgili videonun başında metabolizmadan bahsettim, bir şeylerden bahsettik. Ve yaşam tarzımız, yaşam koşullarımız değişiyor artık. Çocuklukta yaşadığımız hayatı yaşamıyoruz. Sosyal çevremiz değişiyor. İş hayatına geçmek zorundayız. Belki bir evlilik yaşantısı yürütmek zorundayız. Artık iş tembelliğe dönüşüyor. Aslında buradaki de tembellik değil de hani o işe bir türlü başlayamama durumu diyelim. Çünkü tembellik olarak görülmesinin sebebi bu. Bir başlanılsa, bir başlayabilsek devamını belki getireceğiz. Ki keza aslında başlasalar bile bu durumu yaşayanlar işin devamını getiremeyebiliyorlar, yarım bırakabiliyorlar. Şöyle düşünün. Temizlik yapmaya başladınız mesela ya da işte ofisinizi toparlamak istiyorsunuz, düzenlemek istiyorsunuz. Aradığınızı bulamıyorsunuz artık. Başladınız ah bir yoruldum bir çay molası yapayım dediniz. iş kaldı orada. Yarın devam ederim. Neyse yarın devam ederim. O yarın da bir türlü gelmez. En problemli şeylerden biri bu. Bir de mesela çok ani karar alabilirler. Çünkü daha çok mantıktan ziyade mantıkla birlikte yorumlamaktan ziyade daha çok dürtüsellik ön plandadır. O dürtülere bir türlü engel olunamaz. Çünkü buna engel olmanın ya da dürtüleri baskılamanın veya doğru kanalize etmenin gereği de yine vücutta, beyinde fizyolojik bir işleyişe tabidir. Bu işleyiş sağlıklı yapılamadığı için hani dedim ya bazen bir vitamin mineralin eksikliği. Demir eksikliği yaşayan insanlar var mesela çocukluğundan beri ama düşük düzey anemi olmaksızın yani kansızlık gelişmeksizin süre gelen bir demir eksikliği ya da zar zor yetmesi demirin bize. Böyle şeyleri de katın yani içine. İşi sadece psikolojik olarak düşünmeyin. Bir takım sebeplerden dolayı o dürtüleri bir türlü bastıramama hali ve birdenbire şehir değiştirme kararı alma Birdenbire evlilik kararı alma, birdenbire boşanma kararı alma, birdenbire okulu bırakma kararı alma ya da ara verme kararı alma. Ben şu işteydim, işten ayrıldım ben burada yapamıyorum. Yani bana göre değil, hep bahaneler de hazırdır zaten. Bana göre değil, burada insanlar şöyle böyle ya da ben şöyle böyleyim, burada kendimi... Yeterince verimli hissedemiyorum burada kendimi geliştiremiyorum gibi bir takım bahanelerle hop başka bir işe geçme ya da çalışmama kararı alma. Hayatımızla ilgili sonrasını getiremeyeceğimiz ya da sonrasını planlama, planlayamayacağımız bir takım kararların altına imzamızı atma. Sorumluluk alamama. Çünkü sorumluluk alabilmek için bazen hoşumuza gitmeyen ya da dürtülerimize hoş gelmeyen şeyleri de yapmak durumunda kalabiliriz. Dolayısıyla burada aklınıza ne geldi bunlardan bahsedince? Dürtüsellikten bahsedince? Güçlü nefis yapısı, değil mi? İslami öğretilerde nefis terbiyesi anlatılır. İşte orada bahsedilen nefis terbiyesi bununla da biraz uyumludur. Peki nefis terbiyesi için ilk atılan atılan adımlar nedir? Yani ortaya bir irade koymaktan ziyade ilk atılan 3 adım vardır. Az ye, az konuş, az uyu. Neden bunlar söylenir? Bence zaten az yemek işin başlıca şifası. Ben böyle düşünüyorum ya da belki de bilemiyorum. Daha iyi bilenlerden konuyu dinlemek gerekli. Bugün de çalışmanın sonuna geldik. Aslında anlatacak daha çok şey vardı ama maalesef buraya kadar süremiz. Bir başka videoda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.